Vallahi bizim babamlar muhabbet oldular. Evlenecek. Bu terapinin özelliği adamı gülmekten öldürüyorsun. Bu terapi ediyor. Sen bize sonra çabuk. Sen bize sonra konuş. Tamam mı? Hadi biz oradan çıkalım artık. Zümrüt'e... Siz oraya iyi alıştınız. Tamam. Biz Zümrüt'e kalır diyor, siz ikiniz kalın orada. Harika ya. Çok romantik oldu. Haydi. Tamam. Siz o manzaradan direkt buraya gelin. Hop açın gözünüzü. Bulmuş gibi birbirlerini. Biraz anı yaşasalar bakacağım. Gel miydi değil mi daha? Öbürü gel miydi değil mi telefon için? Telefon için gel miydi? Gelsin. Gelsin. Tamam. Peki şimdi okuyun, çevirin. Papan mı kaldı hocam? Romantik kaldı. Önce Türkçesini okuyun. Mahmut, eski alışkanlık, tutum, davranış ve düşüncelerini sürdüren, hayatı en az 20 yıl geriden takip eden, eski eşi ve ilişkilerin hala sohbetlerine konu eden insan. Ein Mensch, der sich an alten Gewohnheiten, Haltungen, Verhalten, Gedankenweisen festhält, und in Vergangenheit lebt, mindestens 20 Jahre zurücklebt. Demin konuşamıyordu. Şimdi eski ilişkilerin hala sohbetlerine konu eden insan. In seinen Unterhaltungen redet er über die Beziehung, über seinen Ex-Partner. Okay. Meinung, yalancı, sahte, hüssüz, eğlence isteği, bu olgunlaşmamış, kaba insan, affı, verlogen, Türkçesini yüksek sesle okuyun. Evet, yalancı, sahtekar, hırsız, eğlence isteği dolu, olgunlaşmamış, kavga insan, aynen işte, fillikt, unehrlich ist, klaut und klaut Neyse, biraz heyecan geldi birdenbire, bilmiyorum. Peki şu an okuyuşu nasıl? Yani çevirmesi eskisi de aynı mı? Sanki biraz daha iyi ben. Siz nasıl gördünüz? Dağılık diye yani. Dönüyor. Ha? Biraz daha çabuklaştı. Yani demin konuş, evet, okumuyordu ki. Biraz da şöyle okusana. Mesela maymun. Vücut şeyi, yüksekliği, enerji yükseliyor. 30-35. Diyor ki burada yalancı, sahtekar, hırsız, eğlence, isteksiz, dolu. Şimdi demin hiç konuşmuyordu zaten. Daha güzel. Şimdi bence. Yeniden. Gerçekten zormuş demiş. Tabii bunu. Peki. Yani biraz
Okuyun. Uzun süre düşünmek lazım. Yani birdenbire hemen her kelime hemen birdenbire gelmiyor insan aklına. Ha. Demin hiç bir çevirmiyordunuz beni. Şimdi devam edin. Cinsel yüksek bir cinsel valla ne bileyim. Neyse midilliyle devam edeyim mi? Evet. Midilli. Başkalaşım geçirerek yeniden doğan, uyanan, aydınlanan insan. Neyse kafam dağıldı gerçekten. Muhabbet kuşunu diyorum. Muhabbet kuşu, sohbeti tatlı insan. Genellikle 4 aşamasının ilk basamağında olanların söylediği hayvandır. Bu aşamadan bir ilk basamağa çıkarsana sevgi diyen aşk başlamıştır. Aynı işte unutakalsanız genellikle 4 aşamasının ilk basamağında olanların söylediği hayvandır. Das ist ein Tier. Von dem die Menschen hani valla kafam dağıldı şunlardan maymunun anlamından tamam. Falan dolayı bilmiyorum. Peki kendisi nasıl hissediyorsunuz? Daha bir rahat okuma var mı yok mu? Tabii ki. Tabii. Çok daha rahat. Ne kadar daha rahat? Ya çok rahatladım yani. Rahatlamış olduğumu söyleyeyim. Ve biraz daha düşünmek için zamanım olsa bunları hemen çok akıcı bir biçimde tamam. Çevirebilirim. Peki de, konuşun normalde konuşun. Okumadan. Nasıl, konuşturun. Evet. Ya. Deminkiyle karşılaştırın. Ne zaman gelirse çalışırız o kişiyle. Tamam. Nasıl? Ha, biraz konuşun Ülke Hanım. Ja, okay, das war sehr schön am Wasser, am Bach und die ganze Natur und okay, dann kommt ja, was soll ich sagen? Rahat mısınız? Ja, evet, rahatım. Konuşsana Osman abi biraz. Siz konuştunuz. Was reden ne? Was denken Sie denn über Refik Korkmaz seminer? Hı. Sie denken die Jesusen ein evet. Ne also, düşünüyorsunuz? Ich muss sagen, dieses Seminar ist für mich sehr heilsam geworden. Ich denke, dass ich davon sehr profitiert habe. Und besonders diese Behandlung mit meinem Sohn. Also ich fühle mich etwas müde, aber dafür auf dem viel, viel besseren Weg der Heilung. Also ich fühle mich fast halb geheilt und ich denke, wenn ich ausgeschlafen habe, dass ich morgen sehr frisch und erholt aufstehen werde. Und sehr viel Heilung erfahren werde. Ich habe heute auch ein bisschen wenig geschlafen. Ich bin sowieso hier ein bisschen müde gekommen. Ich habe davor auch 5 Stunden gearbeitet. Ich war wirklich sehr müde.
Aber wenn ich mich richtig ausschlafe, ich denke, am Morgen werde ich wirklich die Beste sein. Und, also ich werde mich wunderbar und ich fühle mich schon so wunderbar, aber ich werde mich wirklich wundervoll erleben. Rafik Hocam, das ist super. Wie gegen mir ist es der wie Angela Merkel. Ne dedi? Ne o? Çok iyi konuşuyor. Karşımda sanki bir tane bizim politikacımız var, Angela Merkel. Rahatladınız mı? Rahatladım, çok rahatladım. Yani çok rahat konuşuyor gerçekten. Peki, biraz da benim reklamı yapsana lütfen. Bugün... Çok güzel anlattı zaten. Yeniden bu tüm Almanları, bir de şeyi de çağır. Almanları da çağır de ki, yarın gelirseniz gözlerinizi terapisini yapacak. Boyun, bel fıtıklarınızı düzeltecek. Çok ilgililer onlar da. Çok faydalı söyle. Olabilir. Also, yarın buraya gelebilirler. Hadi. Also wir erwarten auch die Deutschen, die an diesem Seminar teilnehmen möchten, denn dieses Seminar ist ein Seminar der Heilung über verschiedene körperliche Krankheiten, also wie man diese körperliche Krankheiten heilt, zwar auf dem schnellsten Wege, und das ist ein Seminar, in dem man die Sprache des Unterbewusstseins erlernt und durch diese also dadurch durch die erlernte Sprache des Unterbewusstseins Krankheiten aller Art heilen kann. Deshalb dieses Seminar wird für viele Deutsche auch. She is talking about me. Ein Wunderbrunnen. She is talking about me. I am from Turkey. I will stay here until 14 January. Then I will go to Belgium. I am waiting for you for your therapy. Ne dediniz peki siz? Rahat konuştu mu? Evet, çok güzel çok anladı. Güzel. Daha güzel anlatılamazdı. Güzel konuştu hocam, gerçekten güzel. Eskisine göre nasıl konuştunuz? Çok rahat, çok pis. Ya güzel konuştum ama dediğim gibi tercüme zaten her zaman zordur. Çünkü aslına bağlı kalmak gibi bir zorunluluk var. Ama kendiniz herhangi bir şey ifade etmeye kalktığınızda kendi cümlelerinizi kendiniz seçebiliyorsunuz. Demin... Tabii onda daha fazla akıcılık oluyor. Ama burada tamam. Mutlaka ben bu kelimenin anlamını vermek zorundayım diye bir tamam. Zorunluluk şeyi söylüyorum. Demin konuşmanızı hayır. Akıcı tercüme olamıyor. Değil. Demin konuştuğunuz iki demin konuştunuz ya. Bu evet. Konuşmalar nasıldı? Vallahi kendimi çok rahat hissettim. Sanki Alman dostlarımla da böyle rahat bir ortamda konuşuyor gibi hissettim. Çok rahat bir sohbet ortamında gibi hissettim. O zaman şunu söyleyin. Almanca olarak Almanya'da yaşayan Türkleri, Türk vatandaşlarımıza söyleyin. Deyin ki bu eğitim de böyle böyle rahat konuşulabiliyor. Hadi söyleyin. Evet. Hani bilinçaltının dilini öğrendikten sonra... Hayır, Almanca söyleyin. Öyle mi? Evet. Also... ich kann dieses Seminar auch an Deutsch, also an Türken empfehlen, die hier in Deutschland aufgewachsen sind.
auch in, die hier auch in Deutschland leben. Das ist eine einmalige Gelegenheit, wirklich so schnell fast alles zu erreichen, Heilung, ein erfülltes Leben, also Fülle im Leben. Und ja, man erfährt auch sehr viel über sich selbst. Und man findet auch in diesen Seminaren Unterstützung, auch also durch andere Unterstützung und Heilung durch andere Seminarteilnehmer. Also ich finde das einfach toll. Also ich freue mich, dass ich überhaupt dieses Seminar gewählt habe und dass ich heute hier war. Peki şey söyleyin, Alman hükümetine deyin ki Refik Korkmaz'ı alın, bütün herkese Almancayı rahatlıkla öğretsin. Bizden de doktora gidelim. Sorun lütfen. Deyin ki Alman hükümetine, Alman hükümeti Refik Korkmaz'dan bu eğitimle bütün herkese Almancayı rahat öğretin. Ey Alman hükümeti Refik Korkmaz'dan... Acaba Alman hükümetinin Türklerin Almancayı iyi öğrenme isteği var mı? Olsun, gene ol, biz size söyleyin. Ey Alman hükümeti Refik Korkmaz'ı alın. Almancayı öğrenmek isteyen herkese rahatlıkla öğretsin. Hadi. Şimdi heyecandan anlatamadım sen. Onu söyleyin hakikaten. Almancayı öğrenmek için de gelebilirler hakikaten de. Also die Tür, also ich denke, dass die deutsche Regierung sehr viel dazu beitragen kann, dass die Türken, die hier in Deutschland leben, viel bessere Deutschkenntnisse erwerben und die deutsche Sprache sehr gut lernen. Dieses Seminar kann man auch in den Deutschkursen auch einbauen. Das würde ich mir schon von Herzen wünschen. Tamam. Size söyleyeyim, ben az önce az rahat konuşamıyordum. Şimdi çok rahat konuşuyorum, deyin Almancanızı. Almanca söyleyin. Ich habe nicht richtig Deutsch geredet. Bei mir war sehr enge Gefühle. Aber jetzt ist besser geworden. Ich rede es noch jetzt frei. Und ich habe es selbst gewusst. Ich bin sehr zufrieden. Ich empfehle jedem. Bitti mi? Çok güzel. Çok güzel. Davet etti herkese. Çok güzel. She talked about me. I can work with you. If you want, I will teach all the people Germanish. Okay. Tamam, hepsi bu kadar. Siz bekliyor muydunuz bunu? Vallahi bu yorgunlukla yani hiç beklemiyordum. Normal bu kadar yorgun olduğum zaman bu kadar akıcı Almanca konuşamıyorum. Bir de sabah kaçta başladık? 10'da. Şimdi saat kaç? Ama bir de 3.30'da kaldım. Ben 3.30'dan beri ayaktayım. Dur. Çalışarak bir dakika. Geldim. Şu an saat kaç? 9'a 8'da. 9 şu an. 10'da başladık. Şu an 9. Hala dinçsiniz. Bir de ne dediniz? Bir de bundan önce de yani saat 10'dan önce de
Ben çalıştım da geldim, yorgunlukla uyumadınız. Evet, 4-5 saat uykuyla geldim yani ve saat 3'te kalktım. Peki şu an uykunuz var mı? Hafif tatlı bir yorgunluk var, uykum pek yok. Biz bugün ayrıca Zümrüt Anka enerjisine getirdik ya sizi. Peki, haydi bakalım. Zümrüt Anka olmak böyle bir duygu. Şimdi Zümrüt Anka enerjimizi tazeleyelim. Hazır mıyız? Haydi bakalım. Evet, başlayalım. Önce gözlerimiz kapalı. Kollarımızı, ama bak, böyle sıkarak değil, çok yumuşak. Evet, en uzağa. Buna bakın, hop, tam daire, hop. Evet, çok yumuşak bir şekilde birbirini izleyen daire. Bir, iki, üç. Tersine, bunu yaptığınız zaman bedeninizin ön kısmında bir bembeyaz ışık görüyor musunuz? Ve şimdi gözünüzü açın, bana bakın. İçeriden dışarıya. İçeriden dışarıya. İçeriden dışarıya. Tam tersini, dışarıdan içeriye. Dışarıdan içeriye. Evet, devam edelim. Dışarıdan içeri. Şimdi tersi, içeriden dışarı. Evet. Ve şimdi de yanlara birbirini izleyen daireler olarak. Şimdi tam tersine birbirini izleyen daireler. Ve son iki tane. İçeriden dışarıya kanatlar. İçeriden dışarıya kanatlar. Ve dışarıdan içeri. Bembeyaz enerji gördünüz mü? Gördünüz mü? Evet. Peki durduralım. Durduralım. Ve şimdi bütün enerjimizi içimize toplayalım. Bir anda bırakalım. Bütün evrenlerin üstüne gitsin enerjimiz. Ve deminki yere çıkalım. Deminki yere çıkalım. Tamamen yemyeşil enerjiyle bakalım. Ne istiyorsak dileyelim. Ve buraya gelelim. Ve hala devam edeceğiz. Şimdi devam ediyoruz. Tekrar aynı tarafa kollarımızı çevirelim.